Evet, programımız bu akşam yine dop dolu. Edirne Televizyonu'nun en çok izlenen programlarından biri olan Spor Panorama programı dün akşamki yayınıyla yine spor severleri ETV ekranlarına bağladı. Konularımız dolu, konuklarımız dolu, stüdyomuz şen. Pazar akşamlarının vazgeçilmez programı haline gelen programda haftanın tüm spor olayları değerlendirilirken program konuklarının dile getirdiği konuları da spor severlerin beğenisini topluyor. Edirne Spor GK bay olduğu için maç yapmadı ama diğer temsilcimiz Anapartalar bu hafta gerçekten de patladı diyelim. Kozlu Belediye'ye 3-0'lık bir galibiyet elde etti. Ballıgi'nin toplu sonuçlarını, puan durumunu, haftaya oynanacak maçları da tabii ki sizlere aktarmaya çalışacağız. Basketbolda temsilcimiz Edirne Belediyesi Edirne Spor bu hafta Abdullah Gül Üniversitesi ile karşılaştı. Maalesef 85-59'luk bir farklı mağlubiyet aldı. Dün akşamki programa konuk olan 1. Amatör Küme takımlarından Çarşı Spor'un başkanı İsmail Bilgi ile genel kaptanı Turgut Sarıbaşak, geçtiğimiz günlerde 3. lige terfi müsabakalarına katılan voleybol takımlarının durumuyla futbol takımlarının ligdeki yerini anlattılar. Biz burada çok güzel bir hazırlık maçları yaptık. Hazırlık maçları değil aslında da voleybol bölgesel ligi Edirne grubunda çok güzel maçlar yaptık. Son maçımız Silivri'yi 700 kişi izledi. 700'den fazla seyirci izledi. Yani Edirne'de seyirci potansiyeli var. Seyirci kalitesi de var. Buradan birinci olarak Kocaeli grubuna gittik. Kocaeli'ndeki maçlar 3. lige yükselme terfi maçları. Birinci olan 3. lige çıkmış olacak. Çok çekişmeli bir maç gitti. Kafa kafaya sayılarla kaybettik biz o maçı. Maalesef başaramadık diyelim. Eskişehir 3-1 yenerek birinci, yani üçüncü lige çıktı birinci olarak. Her şey bitmedi tabi haliyle. Devam eden bir şansımız var. Şimdi burada kural olarak şu: birinci olanlar üçüncü lige davet ediliyor. Çarşı futbol takımı ne durumdadır? Hocam bugün... Bu yıl artık bu özlemi giderecek midir? Kısmet hocam şimdi yani... Evet. Tabii maç kazanılmadan... Oynanmadan kazanılıyor. Bitirmedikten sonra maçın skorunu öğrenmedikten sonra kazanılıyor. Ama inşallah bizim niyetimiz bu sene şampiyon olmak. Bugün yine bir engelimizi açtık. Saraspor'la maçımız vardı. 3-0 kazandık. Centilmence maç geçti. Programa konuk olan Yeni Mahalle Spor'un teknik sorumlusu 55 yıllık spor adamı Yılmaz Kıyga spor yaşamı hakkında bilgiler verirken geçmiş anılarını da seyircilerle paylaşarak büyük beğeni topladı. Edirne futbolunun bugünkü durumunu özetleyen Kıyga, tek bir şey söyleyebilirim. O da birileri çıkıp mevcut spor adamlarını toplayarak onlardan istifade edilmediği sürece Edirne futbolu ileriye değil geriye gider dedi. Gerçekten de yıllarını futbola adamış. 50 teşekkür sene edeyim. 55 sene. 55 yıl oldu futbolun içerisinde. Sağ olun. Ve şu anda da Havsa Yeni Mahalle Spor'un teknik sorumlusu. Evet. Resmen ben Ankara'dan teklif yaptı Şeker'de. Mahfuz Gül'le oynadım ben. Emin abilerle. Mustafa'yla oynadım ben. Rahmetli Mustafa Ertan'la. Tabii Beton Mustafa'yla. Şeyh Musa abilerle oynadım ben. Bunlar bana herkes sahip çıktı Edirne'de. Şimdiki şu anda çıkan yok. Bana göre Edirne'de yanlışlık bu. Bir an evvel iyi abiler, eski futbolcu kardeşlerimi, hocalarımı, abilerimizi çağıracaklar. Edirne güzel yenilenmesi için, yapılanması için çok geç kaldık. Bunu söyleyeyim. Bunun bir an evvel Edirne buna sahip çıkması lazım. Başka bir şey söylemeyeceğim. Sahip çıkması lazım ki Edirne'de bu kadar teknik adamlara, bu kadar abilerimiz, eski futbolcu abilerimiz var. Üzülüyorum. Bunlara kimse sahip çıkmaya çağıran yok. Çağırın bakalım, toplayın, nereye gidiyor? Edirne futbolu ne oluyor? Amatörden profesyonele kadar. 30 seneden beri bu takımın Edirne'de sahibi yok mu?